Hello. Evet, gördüğünüz gibi bir minyatür gitarımızla daha geldik. Daha önce de bir SX yapmıştık. Nerede o? Hemen buluyorum. Evet, burada. Bugün de Telecaster yapacağız ki Telecaster benim çok hoşuma giden ve almak istediğim gitarlardan birisi. Şöyle ufak bir detaylarını gösterecek olursam, nasıl yapıldığını ilerleyen kısımlarda anlatacağım. Sadece göstermek istiyorum. Single'ları olsun, telleri olsun, arkasındaki detayları olsun, kulak kısmı olsun. Hepsini yapmaya çalıştım. Hadi bakalım başlayalım. Evet kullanacağım materyal supla, ahşap, ahşap suplalardan. Siz burada kontur plak kullanabilirsiniz, dolma çubuğu kullanabilirsiniz. Tahta parçası ne bulduysanız onu kullanabilirsiniz. Benim tercihim burada supla oldu. Çünkü bunlar atılacaktı. Atılmasını istemedim. Değerlendirmeye çalışıyorum. Kontür bas yapmıştım, çelo yapmıştım, daha önce gitar yapmıştım. Devam ediyorum şimdi. Evet şimdi böyle iki tane çiziyoruz. Bu, bu şekilde ve sonra onu kesiyoruz. Kesme işlemini makit bıçağıyla yapabilirsiniz. Ben neşterle çok daha rahat ediyorum. Ee, daha kolay olabilmesi için işte dekopaj testeresi var sanırım. Gravür oyma setleri var. Ee, kıl testere var. Hangisi kolayınıza geliyorsa ya da elinizde ne varsa ben en yokluk haliyle bıçakla yapmaya çalıştım bunu. Şimdi şöyle üst üste koyduğumuzda bir tanesinin klavye kısmı oyuk. Gördüğünüz gibi. Bir oyuk biri değil. Bir oyuk biri değil. Şimdi ikisini birleştiriyorum yapıştırıyorum. Bunun sebebi de şu. İkisini yapıştırmadığım zaman zımparaladığımda İkisi eşit olmuyor. Boşlukları dolmuyor. O yüzden yapıştırıyorum. Yoksa ikisini eşit yapabilirim diyorsanız yapıştırmanıza gerek yok. Tek tek zımparalayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa ya da nasıl yapabiliyorsanız. Bu arada yapıştırma kısmında tutkal kullanmamın sebebi aradaki boşlukları doldurmak. Ee, nerede demiştim? Daha önce bir yerde daha söylemiştim. Tutkal kullandığımda bu derz gibi oluyor. Ve aradaki boşlukları şak 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 dolduruyor. Bu da iyi bir şey. gördüğünüz gibi iyice bastırdıktan sonra o çıkan tutkalları da kenarlara kenarlara yaydırıyorum. En sonunda da işte dışına da hız yapıştırıcıyla ekleme yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet şu şekilde tırtıklarını göstereyim. Bayağı tırtık tırtık. Buraları zımparalamamız lazım. Gördüğünüz gibi ee, birebir uyumlu olmasına çalıştım. Ay izin Evet tırtıkları görün. Şimdi bunun her tarafını bir güzel zımparayla, zımparayla işte yumuşatmaya çalışıyorum. Önün arkasını da yapıyoruz ki Gördüğünüz üzere burada sivit yazısı var. Onun mutlaka çıkması gerekiyor. Her tarafını iyice zımparalayın. Klavye kısmında da dondurma çubuğu kullanıyorum. Dondurma çubuğu ya da abeslan kulur işte ne bileyim elinize ne geçiyorsa iki tane dondurma çubuğunu üste yapıştırarak yaptım ben. Çünkü bir tane olunca ince geliyor o yüzden son halinde bunu da bir güzel kesip bir güzel zımparalayacağım. Bunları yapıp da gelin. Boşu boşuna siz onları izlemeyin. Evet zımparalama işlemim bitti. Üstüne üstlük yapıştırdım. Klavyenin arkasını da iyice yuvarlattı. Bayağı bir yüz yuvarlak oldu. Bunu törpüyle yapıyorum. Telekastır da gösterebileceğim bir içe girdi kısmı yok. O yüzden her tarafı dümdüz, ufacık ufacık sadece kenarlar şey yapın. Şimdi kulak kısmı için dondurma çubuğu kullanacağım. Ufak bir tavsiyem var burada. Daha önce ben kesmiştim. İlk başta kesmeye başlamadan önce delikleri açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü en sona bıraktığınızda, önce kesip sonra delik açtığınızda kırılabiliyor. Hem boşuna uğraşmamış olursunuz hem de hiç gerek yok. Şimdi klavyenin üstündeki perdeler için bunları tek tek bu tırtıklı bıçakla keseceğim. Aynı yer olması için onları önce çizeceğim, sonra keseceğim. Kulağı tekrar göstereyim. Dediğim gibi bu delikleri ben önceden açtım, mat kapla açtım. Siz burada işte raptiye de kullanabilirsiniz ama raptiye çok çatlatıyor, tavsiye etmiyorum. Boyama kısmını da yaptım. Sarı bir telecaster istiyordum. Sarıya boyadım o yüzden. Klavyem bitti. Klavyenin o perdeleri için böyle bir tel kullandım. Bu tel ne diye sorarsanız işte kuryemişçilerde kuru yemişçilerde satılan o kuru yemişleri bayatlamasını takılan tel. Kablolara falan da takılıyor. Bu aralarda noktalar var. O noktaları da koyacağım. Arkasına bir de çizgi geçeceğiz. O yüzden de öyle. İlerleyen zamanlarda belki light blue da yaparım. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Şimdi gelelim ince detaylarına, süslemelerine. Bir koruyucumuz var siyah. Bunu ben kesiyorum bir güzel. Tekrar tekrar kullanabilir olması için e, dikkatli kesmeye çalıştım çünkü birkaç tane daha gitar yapacağımı söylemiştim. Evet, burada gördüğünüz parçayı siyah bir e, ne diyelim pasta kabından yaptım. Pasta kabı dediğimiz işte marketlerde satılan o pastaların atılan kısmı plastiği. arkasındaki o kısım da metal kısmında tamamıyla işte şey kola tenekesi, içecek tenekesi. uyumlu olacak şekilde yerleştiriyorum. Şimdi burada kulaklara ben e, demir parçalarını geçirdim. Bunlardan, bunları ben ataşlardan yaptım. Elimde bir işte elimde bunlardan yoktu. Ben de gittim ataştan kestim. Aynı şekilde kulakların o burgu kısımlarını, akorga yapılan kısımlarını da bunlarla yapacağım. Sizden önce ben 5 tanesini yaptım. Geri kalan sonuncuyu da sizinle birlikte yapmak istedim. Hafif bir içine bastırıyorum. Sonra da işte penseyle monte ediyorum. Birazcık daha geniş yaparsanız salıyor. Yamuk yumuk oluyor. O yüzden tam eşit olmasına dikkat edin. Hop. Bakın demiştim ya kırılıyor diye. Bahsettiğim buydu. O yüzden önceden yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu an hiç önemli değil. Ben yeteri kadar zaten diğerleriyle uğraşmıştım. Oradan bir yapıştırıcıyla hallederim. Ama bunun olmaması için ilk başta yapmanızı tavsiye ediyorum gerçekten. Evet. Şimdi buraya yapıştırıcı süreceğim. Aynı zamanda o çatlağı da halledecek. Evet. Gelelim detay kısmına. Düğmelerini neyle yaptığımı söyleyeceğim. Tükenmez kalemin ucuyla yaptım. Tükenmez kalemin ucu gördüğünüz gibi. Aldım onu kestim ve yapıştırdım metal olan kısımların hepsi tamamıyla kola tenekesi. Onları hafif hafif büke büke yaptım. Siz düğme olarak işte böyle silindir bulabildiğiniz herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Gümüş rengine boyayacaksınız eğer. Ben bunu bulabildim ve bunu kullandım. Arkada da bazı yerlerimiz var. Tel olarak da ne kullandığımı hemen söylüyorum. Tellerim kablodan, elektrik kablosu, single için böyle bir siyah süngerim vardı. Ondan parça kestim. Ellerim de mahvoldu, boyandı. Üstüne de işte gümüş rengi kalemle noktalar yaptım. Onu tam bu metal kısmına yapıştırıyorum şöyle. Hafif çapraz bir şekilde. Düşmeseydi iyiydi. Yani böyle yapışacak işte bu. Telleri böyle tek tek monte edeceğim. Evet. Ben o arada bitirdim. Tek tek yapsaydık birlikte çok uzun sürüyor. Çünkü telleri geçirmesi. Evet şöyle bir göstereyim. Ufak bir fener yazısı yazmaya çalıştım. Benzetmeye çalıştım daha doğrusu. Kulakları ne yaptım? Bu kulakları neyle yaptım? Dediğim gibi ataşlarla yaptım. Burada Minik kola tenekeleri kullandım. Tamam mı kola tenekesi gerçekten? Bu şekilde kıvırdığım kola tenekeleri. Onları oraya yapıştırdım. Başka hiçbir şey yapmadım yani. Üstünü üstlük birazcık da işte o taşları üstünü katladım ve tatlış tatlış kulaklar yaptım. Sonuç olarak bu şekilde. Arkada bazı detaylar vardı. Onları ekledim. Yine kola tenekesiyle. Ve bitti. Şimdi buna cila çekeceğim. Ve çok daha tatlış olacak. Cilayı en son çekeceğim. Hepsini toplu. O yüzden şu an siz parlak olarak görmüyorsunuz. Mat duruyor ama parlak olacak. Evet bu şekilde ve bitti. O zaman ne diyoruz? Buradan çizim videolarına, buradan minyatür videolarına, buradan mutfak videolarına ulaşabilirsiniz. Şuralardan hemen mutlaka abone olursunuz. Bu beğenirseniz çok sevinirim. Aşağılara yorum da yapabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.